Evet değerli arkadaşlar ve yayınımız başlıyor. Car Dealership Simülatör'deyiz bugün. Ne yapacağız? Araba alacağız, araba satacağız. Biliyorsunuz bu oyun arkadaşlar yerli. Üreticiler tarafından yapılan bir oyun. Ve erken erişim oyunu olduğu için de sürekli oyuna güncellemeler vesaireler geldiğinden mütevellit ufak tefek sorunlar oluyor. Şu arabayı bir yıkayalım. Şimdi arabamızı yıkadık. Bunun fiyatı kaç para? Buna 120 bin istiyormuşum ben. Tık müşteri gelirse buna bir yoldam yapacağız. Şurada çay tost muhabbetimiz vardı. Tost yap, bir de çay kaynatalım. Dükkanı açayım. Üç kollu bir yapıştıralım bakalım ne kazanabiliyoruz. Fatura falan var mı? Yok, güzel, her şey yerinde. Bir milyon 300 bin istiyor. İki tane park yeri verecek fazladan alt üstü. Yani iç dekorasyonda da zaten en sonuncuyu almıştım. Aç. Evet. Arabaya müşteri gelir diye düşünüyorum. Gelmezse de nasip kısmet. İçelim bir çay. Evet, çayımız devam ediyor. Evet, Furkan Motors dükkanın adı. Aa, bakın buraya şey gelmiş arkadaşlar. Bu yoktu ya. Bu ne zaman geldi? Geldim abi. Allah bereket versin. Müşterilerime çay ikram edeyim. Şunu. Evet. Koy lastiği. Ver baba. Şöyle bir oyuna ısınayım. Eller bir ısınsın. Tamam, geliyorum, bekle. Hemen yıkayalım abi. Allah bereket versin. Yani bir lastikte iki araba yıkadık. Görüşürüz. Evet, arabamızı parlatalım. Güzel. Allah bereket versin. Seni kaldırayım ben hemen.
Şuraya bir müşterim gelmiş. Bir artı beş saygı alayım oradan. Hop sattım. Koyalım. İki dakika yıkayalım şunu abi. Allah bereket versin. Evet. Ver lastiği baba. Şöyle güzel bir adamın pastasını atalım. Şimdi cilaya geçeceğiz. Vay abim hoş geldin. Şöyle bir çay ikram edeyim abi sana. Afiyet olsun. Hemen gidelim. Şu arabamızı bir temizleyelim abi. Hemen koyalım. Ulan şu arabaya bir müşteri gelmedi be. Abi hoş geldin. Abi hemen arabanla ilgileniyorum. Son bir lastiğim kaldı. Hemen ilgileniyorum sayın abim. Aha Tipo'ya müşteri geldi. Dur lan. Ben bu arabaya 120 bin istiyordum. Ne veriyorsun abla? Ya al senin hayrını gör be ablam be. Bunu sattık. Araba satış işinden güzel kazandım ama. Adam çayı bitirmiş ya lan.
Gidemezsin. Daha müşterinin gelmeyeceğini söylüyorsun da. Bence 845 bin de gayet iyi para. Abi hoş geldin. Sen bir çay ikram edeyim ben abi. Arabanın lastiklerini hemen hallediyorum. Evet. Ha bunu da lastiğe tak. Kapat şunu da. Hadi eyvallah. Tamam. 800 küsür bin paramız var. Araç pazarı yol kenarı diyor. Bir gideyim mi? Kilometren şüpheli, motor düşük. Ne kadar ilerleyebiliyorum? Bayağı bir ilerleyebiliyormuşum. He. Burada üst geçit problemi vardı değil mi? Güncelleme notlarında aslında güzel bir şey yapmışlar. Hani yolun ortasından geçme kardeşim. Şu üst geçitlerin ne işe yaradığını oyun oynayan çocuklara bu şekilde de öğretmiş olacaklar. Ben tebrik ederim. 366 bin Peugeot 310 diyor. %97 motor. 366 bin. 846 var bu. 377 bin. Öh be dayı be. Bu zaten Mercedes'tir. Bunu geç. Şu satılık mı? Şu Golf mü o? Yani şu 366 bin diyor. Hani 366 bin değil de sen şunu bana 350 bine ver be abi. Teşekkür ederim. Bu arabayı ben 350'ye aldım. Buradan alacağım tek araba da bu. Ya niye tek araba bu? İki tane araba alayım abi. ...377 bin diyor mesela bak. %94 motoru. Abla 360 bin veriyorum. Teşekkür ederim. 136 bin liram kaldı. İstersem orada bir Tofaş var, onu alabilirim. Ama motoru %80 onun. Yani bir normal otopazarına gitmek lazım. 136'lara falan bir şey almak istiyorsak. Buradan da eve. Evet, 15. güne geldik. Normal araba pazarına gidiyorum abi. Allah abla, olan param bak bu.
Teşekkür ederim. ...73 liram var. İşte buna zenginlik derler. Vay anasını sayın seyirciler. Daha burada çöp möp var mı ya? Ha şurada çöp var bak. Tamam. Şuradan plaka. Al plaka. Hemen takalım abi. Yani arabaların plakalarını takıyoruz. Evet, bu arabayı 350 bine almıştım. Kendisine 197'ymiş, 450 bin fiyat koydum. 100 bin üstüne. Bunu da 360 bine almıştık. 460 bin. Yani otogalericiler gibi davranmaya başladım ama 136 bine almıştım ben aldık bunu. Buna da 150. Niye 150 bin? Merak ediyorum buna 200 bin dersen çok pahalı der. 135 desen 50 koysan 185. Bakalım. 175 bin abi. Eyvallah. Allah bin bereket versin. Şimdi araba yıkamayı kapat. Pasta cilayı kapat. Bir tek lastik değiştirmeye açık bırak abi. Çünkü lastik değiştirmede masraf yok. Aç dükkanı. Hadi gazamız barak olsun gençler. Şuradan bir tost yiyek. Çay içek. Bas şuna. Bas tosta. Tosttur, çaydır. Sonuçta sanayide çalışan adammışız gibi davran. Otogaleriyiz. Çayımı içtim. Şunu koy abi. Evet. Var mı müşteri kardeşim? Var mı müşteri? Müşteri gelsin abi. Müşteri gelsin. Evet. Bir Renault Clio'muz var. Bir Renault sembolümüz var. Peugeot 301'imiz var abi. Bak güzel 3 tane cillop gibi araba bak abi. Bunlar güzel makine. Temiz araba. Kazasız. Kim geldi? Abicim hoş geldin. Bir çay vereyim abim sana. Sen çayını içerken ben şu senin lastiği bir halledeyim. Aha arabayı almaya geldiler lan dur. ...175 bin demiştim ben bu arabaya. 160. Hayrını gör ablacığım.
Evet, lastik değiştirme işini yaptık, gönderdik. Bakalım başka araba satabilecek miyiz bugün mesai bitmeden? Bir iki tane daha lastik gelir de. Önemli olan araba satmamız. Ben bu arada niye benim sesim böyle gıcıklanıyor onu çözemedim. 136'ya aldık, 160'a sattık. Yani kâr etmemiş mi oldum? Evet, bir adet araç geldi. Dur, abim sana bir çay ısmarlayayım ya, dur. Sayın abim. Evet, şunu da aldım. Tamam, ver şu tekeri ananı. Evet. Yok mu şu arabalardan da alacak müşteri yahu? Bakayım. Yok. Hadi be. Şu ikisini de sataydım iyiydi. Satamadığımız kötü oldu ya. Vallahi satsaydık iyiydi ya. Arabamızı lifte kaldıralım. Sayın abim hoş gelmişsen, ben sana bir çayını ikram edeyim. Arabayı hemen çıkartıyorum abim. Seni yormayacağım. Ayıp ediyorsun. Hemen hızlıca senin arabanı çıkartalım abi. Gel abi, Allah ne diyeyim, lastiği aldım gidiyor. Adam arabanın lastiğini hediye edeceğim. Ya yok mu şunlardan bir tane almaya gelen? Hadi be. İnsan bir adet araba almaya gelir yani. Ayıp, ayıp. İnsan bir araç almaya gelir ya. Sık bir satış yapamıyoruz ya. Lastiğe geliyorlar da. Sayın abim, sana şöyle çay ikram edeyim. Ver abi. Bak, müşteri gelmedi ya. Satamadık.
Bu bir şaka mı ya? Keşke geleydiniz abi. Niye gelmiyor ya? Yani bir müşteri gelse ne olur yani? Bunu da yaptık. Evet, bunu da taktık. Abimi yolladım. Hala müşteri yok. Arabalarımıza. Kötü oldu bu ya. Aha geldi. Zaten 100 bin lira koymuştum ben. 80 bin kar verdi bana. Buyur abim, hayırlı olsun. Giderek iki tane araba sattık. Güzel. Bundan da bir 70-80 bin kar edermişiz gibi bir duygusal durum içerisindeyim. Şu yol kenarındaki araç satış noktasına bir uğrayalım bakalım. Ne var ne yok. Motor durumu düşük, geç. ...128.000 istiyorsun da motor çok kötü. Abo. Abi araba haşat. Bir de karşıya bakalım. Karşıda ne var? Bu ne la? Ha, Toyota bu pahalıdır ya. Pahalı. Bu pahalı. Bunda bir sembol daha var ama o biraz fiyatlı bir şeye benziyor. Bir bakayım da yine. Ya motor durumun düşük baba, olmaz. Volkswagen. Abi yok. Motor durumları çok düşük bu araçların. Bunlar gelmez bize. Olmadı, sabahın bir şey otopazarına gideceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Eve gidelim. Evet, 16. iş günümüz. Ödenmemiş faturaların mı var dedi o. Gidelim araba pazarına da. Ama arabaların motor durumu ölü 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 ölü. O motor durumundaki arabayı ben almam abi. Ya abi %82 motor da. Aha %94. 2-3 parça vuruğu var. $291.000. Bunu 250.000'e verir misin? Kusura bakma da yani. $280.000. Bu Mercedes. Şu Ducato mu bu? Çok istiyorsun abi. Şurada Renault'lar var. 330.000 de param var. Şu Renault'lara bir bakacağım.
Motor kurulumu çok kötü. Çok kötü. Tamam, tek araba kalsın, boş ver. Dön iş yerine kardeşim sen. Ne aldım? 280.000'e aldım. 100.000 koy üstüne. Bak 100 koydurmuyor, araba hasarlı. 280, 100.000 koydurmuyor. Tamam, 80.000 koyalım abi. Tamam. Buyur abi çayın. Şunu ver. Kapat. Ben bugün de çok bir iş yapabileceğimi sanmıyorum ben. Yani müşteri gelirse iki tane arabamız var işte. Düşün, bir üst seviyeye çıkartacağım dükkanı 1 milyon 300 bin istiyor yani. Bok. Şimdi affedersin de işin bok tarafı yani, müşteri gelmiyor, keşke gelse. Şöyle güzel güzel gelseler, satış yapsak. Şu arabalara iki tane arabamız var. Dükkanı büyütmeye çalışıyorum ama çok da bir karım yok. Şimdi bu ne la? Abimiz bir çay ikram edek sana da. Bu sıkıntılı ya. Koyalım. Hala müşteri gelmiyor. Gel babuş, gel. Lastik. Dört tane lastik. Aha müşteri.
Bence Renault'ya geldi. Bunda Peugeot alacak tip yok. Hayırlı olsun abla. Vallahi tutturamadık. Peugeot'ya gelmiş. Respect derken abi, oyunu Türkler yaptı ama kazananlar İngilizce geliyor ve ben ne dediğini anlamıyorum. Yani efendim. Tamam, değiştireyim. Al hocam. Artık çok saygın bir işletmeyiz. Yani şansımız yaver gitse şu Renault'u satsak şimdi ne güzel olur var ya. Bunu da sattık. Güzel. Hadi be, Renault'a müşteri gelsin be. Hadi be. Aha geldi. Vallahi geldi. Abi şu araba satışına bir bakayım, sen çay iç, geliyorum. Ben buna ne istiyorum? 360 bin istiyorum. Abla ne veriyorsun? 350 bin. Olur. Hayrını gör sayın ablam. 1 milyon başarımını kazandık gençler. Artık segmentler yüksek gidecek gençler. Lan takılıp durma ha. Ver bakayım şuna tak. Yani gelirse gelir, gelmezse yapacak bir şey yok. Şimdi 1 milyonumuz var abi. Dükkanı büyütme olayına gitmeden önce birkaç kere daha araba al sat yapmak gerekecek ama dur bakalım, son anda bir lastik daha gelecek mi, şimdi onu bekliyorum. Belki gelmez. Ama geldi. Sayın abim, sana ben çay ısmarlayayım şöyle güzelinden. Bu arada bunu ben halledeceğim şimdi, sen hiç can ananı.
Görüşürüz canım benim. Bir yol kenarına bakalım mı? Fiyat. Bu yol kenarındaki arabaların hepsi hırdavat. Aa, Toyota. Yapma. Motorun düşük abi. Ben bu motorla almam seni. Yani kusura kalma. Oo, bir dakika. Bak, kilometresi şüpheli. 79 bin istiyor. Bunu 75 bine verir de. 70'e verir mi? Kar oranı düşük. Siktir et. Ya da dur ya. Bir bakayım. Vallahi kardeşim bak, 70 bin dedim, vermiyorsun. 73 bin vereyim. İyi, 73'e ver de. Al bunu. Düşük bütçeliler için bir araba bulunsun. Bu Volkswagen Passat. Bundan uzak dur. Abi arabanın neyse. Şeyi çıkmış ama o parayı istiyor yani. Gidelim bakalım başka neler var. Karşı caddeye bakalım. Yani ticaretimize katkı sağlayacak bir araç çıkar belki, bu ne? Hala Toyota var burada. Abi çok istiyorsun sen buna. Geç ya. Sembol. Kaç para? %98, 370 bin. 350 desem verir misin abi? Abi sen çok yüksek fiyat veriyorsun ama ya. Neyse, 5000 kırdık. 198 abi motoru. Araba temiz. %94 diyor. Kaç para istiyorsan buna? 142 bin. Vallahi dayı, 135 bin veriyorum. Veriyorsun mu? Ama bak, 100 137 bin. Oğlum 137 bin neresi küçük? Şimdi döverim seni ha. 137 bin 500. Yol kenarından aldık arabaları bu sefer. 500 bin de cepte duruyor. Bakalım karımız zararımız ne olacak? Hepsini kontrol edeceğiz. Ama önce bir gidip gün atlatmam gerekecek. Nerede la benim arabam? Heh. İşe gidiyorum. Sonra tekrar açıyorum. Eve gidiyorum. Gün atlatıyorum ve sevgili arkadaşlar, sevgili Twitch, sevgili TikTok, kaybolmayın bir yere. Sevgili YouTube'cum, burada senin için bölümü kesiyorum. Devamı başka bölüm olarak gelecek. Canlı yayındaki diğer kardeşlerim, lütfen bir yere gitmeyin. Bir bardak çay alacağım. Ve akabinde hemen sizlerle birlikteyim. Bilginiz olsun.